Almanya'da. Güneşlenme süresi yıllık 1600, günlük de 4,38 saat. Türkiye'de. Güneşlenme süresi yıllık 2741, günlük 7,75 saat. Bu durumda ne olması gerekir? Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki payı, Almanya'nınkinden daha fazla olması gerekir değil mi? Hayır tam tersi. Almanya'da yenilenebilir enerjinin payı %50,55. Türkiye'nin yenilenebilir enerji payı %15'ler seviyesinde. Ne var ki Türkiye'nin enerji politikası, yenilenebilir enerjiden yana değişiyor. Aslında bunu koşullar zorunlu hale getiriyor. Artan fiyatlar hem enerjide dışa bağımlı olan, Türkiye ekonomisini sarsıyor, hem de sanayici, esnaf ve vatandaşın bütçesine darbe indiriyor. Yenilenebilir enerjide teşviklerin ilk adımı, atıldı ve GES ile RES yatırımlarına yönelik teşvikler yasalaştı. Ve teşviklerden yararlanacak iller arasına Bursa'da girdi. Bursa Valiliği, İl Sanayi ve Ticaret İl Müdürü Latif Deniz'e gönderdiği yazıyla Bursa'nın teşvik kapsamına alındığını resmen duyurdu. İlimizde yapılacak güneş enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretimi ile rüzgar enerjisine dayalı elektrik enerjisi üretimi yatırımlarının bölgesel teşvik kapsamında dördüncü. Bölge desteklerinden yararlanmasının önü açılmıştır. İlimizde güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarının artırılmasını teminen anılan mevzuat değişikliğinin üyelerinize duyurulması noktasında gereğini rica ederim nokta tırnak işareti. Peki Bursalı yatırımcıların avantajları neler olacak? Bursa'da GES ve RES kuracaklara KDV istisnası, gümrük vergisine ilave olarak %30 oranında vergi indirimi, 6 yıl boyunca sigorta prim işveren hissesi gibi destekler sağlanacak. Bu teşvikler sayesinde yenilenebilir enerji yatırımları 4 yılda kendisini amorti edebilecek artık. Yeri gelmişken Bursa'da güneşlenme süresini de belirtelim. Bursa'da güneşlenme süresi yıllık 2515 saat, günlük 6,89 saat. Sanayiciler OSB yasasında değişiklik istiyor. Malum TEKNOSAB. Bursa'nın en büyük, en yeni ve en yüksek teknolojili OSB'si. TEKNOSAB'daki fabrikalar kendi elektriğini kendileri üretecekler. Yani yenilenebilir enerji üretecek şekilde inşa edildi fabrikalar. Ancak OSB'ler dışarıdan enerji satın alamıyor. Çünkü OSB içinde faaliyet gösteren bir fabrika sahibi. Çatısına kurduğu güneş panellerinin gücü kadar elektrik üretebiliyor. Bu da tüketimi karşılamıyor. Sanayiciler OSB'lerin sınırları dışındaki arazilerden elektrik üretebilmelerinin önünü açacak yasal değişiklik bekliyor. Hatta BTSO Enerji Komitesi bu taleplerini EPDK ve e Enerji Bakanlığı yetkililerine ilettiler. Söz konusu yasal değişiklik hem sanayicilerin enerji yükünü hafifletecek hem de ekonomiye fayda sağlayacak hiç kuşkusuz. Erkan Aydın kongre takvimi öngörüsünü açıkladı. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın olay.com.tr'de Yaman Kaya ile konuğumuz oldu. Kendisine partisinin kongre sürecini sorduk. Henüz kongre takvimi belli olmadı ancak Aydın öngörüsünü paylaştı. Ramazan ayından sonra delege seçimleri başlar. 15 Temmuz'a kadar da il ve ilçe kongrelerinin biteceğini tahmin ediyoruz. Tırnak işareti. Yani bu yaz CHP örgütleri için sıcak geçecek. Ya parti yöneticiliği ya da milletvekili adaylığı. CHP'de. il ve ilçe kongrelerinin Haziran ve Temmuz aylarında yapılması öngörülüyor. Yani kongreler ile seçim arasında bir yıl gibi kısa bir zaman var. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın. Kongrede seçilen il ve ilçe başkanlarının milletvekili adayı yapılmayacağını düşünüyor. Bu durumda Bursa örgütlerinde köklü bir değişiklik olacağını söyleyebiliriz. Nitekim görev başındaki il başkanı ve çok sayıda ilçe başkanının milletvekilliğini hedeflediği sır değil. Bu isimler Ankara'ya hedefledikleri için aday olmaları beklenmiyor.